Merhaba arkadaşlar. Az önce Norveç'le ilgili bir haber yaptım. Korona ilgiliydi o. İkinci haber yapacağımı söyledim size. Şimdi o ikinci haber yapacağız. Evet arkadaşlar. Birinci haber şöyle bir bakalım gene siteye. Birinci haber korona ilgiliydi. Şurada bir yerdeydi. Ya. Aha, bu, evet şu haberdi. Şuydu. Şimdi sizin için seçtiğim diğer haber ise biraz daha aşağıda. Şu haber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Home Screening Your Barn Smart Haberin başlığına göre şey diyor. Elle yazmak e, çocukları daha zeki yapıyormuş. Buna tıklayınca arkadaşlar şuraya geliyoruz. Ben daha önceden tıkladım. Haberin içeriğine bakarsak bu bir araştırma yapmışlar. Araştırmayı kim yapmış? E, NTNU diye bir üniversite var Norveç'te. Onlar yapmış. E, öncelikle bu haber dün yayınlanmış arkadaşlar. Dün 2.16 geçe yayınlanmış. E, habere göre bu yan başla göre mesela kurşun kalem şey kurşun kalem bu normal klavye göre daha iyiymiş. Ve yaptığı araştırmanın sonucunu söylemiş mesela burada resultati Barn for şey sonuç şey diyor. Çocuklar diyor ne zaman elle yazarsa diyor o zaman daha çok hatırlıyormuş ve daha çok öğreniyormuş. Bu haberi bu haberi şeyden almışlar. Gemini diye bir site var. Oradan almışlar. Hatta diyor bu haber e, 2017'de de yapılmış. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada mesela bir öğrenci seçmiş. Bir, bir çocuğu seçmişler. 250 tane elektrot var. Şurada. Buradaki elektrotları e, bağlamışlar. Buradan gelen beyinden gelen elektrik sinyallerini incelemişler. Ee, bakarsak burada mesela şey bir normal kalemle yazmasını istemişler. Bir de normal klavyeyle yazdır, yazdırmışlar. İkisini karşılaştırmışlar. Hangisi daha çok e, elektrik şeyi üretiyor sinyalleri? Neyse asıl haberin olduğu yere gidelim. Bunlar çünkü şeyden almış. Gemini diye bir yerden almış arkadaşlar. Gemini bilmeyenler için şuradan hemen öğrenin bu kelime bir kelime bir kelimedir. Gemini demek ki ikizler burcu demek. Yani ikiz, ikizler. Bu dediğim sitede şurası arkadaşlar. İkizler sitesi. Bu haber burada. Evet. Haberin kaynağı burada. Bunlar 15 Eylül'de yayınlamış. Öbür İsveç'in, Norveç'in -Nor şeyi ise TRT'si de Dün yayınlamış. altısına yayınlamış. Yani arada bir gün fark var. Evet arkadaşlar nedenini söylüyor. Der bilir barn smart o for hond. Nedeni niçin daha zeki oluyor amış? Nedeni buradaymış arkadaşlar. Bu araştırma yapan e, profesör Entry van der Mer ve entenu Anthony Norveç'in en iyi teknik üniversitesi arkadaşlar benim eski üniversite orada bir inşaat mühendisliği okudum lisans ama maalesef 50 ile 100 arası bir işe başvurdum hem belediye hem de özel sektör bir interview falan olmadı yani çağırmadılar biraz ne diyeyim biraz ırkçılık var evet çünkü okul arkadaşlarım çoğu hemen işi buldular bize geldi mi işte deneyim yok diyorlar falan filan. Benim okul arkadaşların arkadaşlarım da deneyimleri yoktu ama onlar daha hemen bitirmeden bile bulan vardı yani. Neyse arkadaşlar. Bu enteönü buraya gelmişken enteönü biraz üzerinde durayım. Enteönü sıralamaya bakarsak dünyadaki teknik üniversiteler sıralamasına gördüğünüz gibi arkadaşlar topuniversity.com Burada Amerika'daki MIT 1 numara, Stanford 2 numara, Cambridge 3 böyle gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi İsveç'teyim. E, ee, bu NTNU'da ben fizik şey, inşaat mühendisi okumuştum lisans. Bu İsveç'te şimdi eğitim benim için ücretsiz arkadaşlar. O yüzden bu e, şeyi düşünüyorum yani. Şu dünyada 30. sırada olan Royal Institute of Technology. KTH diyorlar bunlar. Kungliya Tekniska Högskola. Bu İsveç'te arkadaşlar bu benim için ücretsiz. eğer Türkiye'den gelmek isteyip okumak isterseniz var ya sadece bu okula en az 20 bin euro vermeniz lazım yıllık. Ama ben eee business fizyesiyle geldiğim için bana ücretsiz. Bunu düşünmeyi okumayı düşünüyorum yani burada bir inşaat mühendisliği yaparsam belki işime yarar. 30. sırada bir üniversite. Peki benim Norveç'teki bu NTNU Üniversitesi kaçın sırada? Bunlar arkadaşlar teknik enceli ve mühendislik listelemesi bu. Genel değil. Teknik ve mühendislik listelemesi. Ee, şeye bakalım. Bizim NTNU'ya bakalım. NTNU Norveç'in ODTÜ'sü gibi düşünün. En iyi teknik üniversitesi. Nerede gören var mı? Ee, 69 muydu? Bu da yok arkadaşlar. Bayağı aşağıda ya. Bu bizim enteni e, dünya sıralamasında o kadar da iyi değil. Yani Norveç'te bir numara ama dünya sıralamasında bir bakalım. Kaça gelmiş? Göremiyorum. Norveç, Norveç, Norveç. Ha burada. Evet. 161. sırada arkadaşlar. Norwegian University of Science and Technology. Dünyada 161. sırada arkadaşlar. Şimdi bunu karşılaştırmak için size şeyi de bakalım. Türkiye'dekilere bakalım. Böyle kafada bir iyi bir resim olursun. Türkiye'dekilere bakmak için de aşağı bir gidelim. Çünkü buralarda olacağını sanmıyorum. Türkiye, Türkiye. Ha, burada bir Türkiye buldum arkadaşlar. 193. Middle East Technical University. Burası ODTÜ oluyor arkadaşlar. Demek ki Türkiye'de en iyi teknik üniversitesi 2020 bu sıralama. ODTÜ'ymüş. Biraz daha aşağı gidelim. Bakalım İTÜ var mı? İTÜ de iyi bir üniversite normalde Türkiye'de. Evet. 218. sırada da şey var. İstanbul Technical University. İyi. Başka arkadaşlar. Demek ki ODTÜ 1 numara, İTÜ 2 numara. 3 ee, numara Biraz daha gidelim. Belki bir daha vardır. Türk, Türkiye. Gören var mı arkadaşlar? Türkiye. Sweden var. Evet. Bir tane buldum arkadaşlar. 295 Bilkent Üniversitesi. Neyse bundan aşağı gitmeye gerek yok. İlk üçü gördük. Ottu, İtü, Bilkent'miş teknik üniversite olarak. Neyse habere geri dönelim arkadaşlar. Haber bizim e, NTÜ'nün haberi. NTÜ'ndeki şu profesör yapmış ve ekibi. Bunlar e, bu haberi buna benzer bir araştırma 2017'de yapmışlar zaten. 2017'de 20 kişi kullanmışlar. 2020'de şimdi de e, 12 yetişkin e, genci kullanmışlar. De 12 çocuk kullanmışlar. Yani 24 kişi kullanmışlar. Ve ikisinde de aynı sonuç çıkmış. Anladığım kadarıyla. 250 elektrot bağlamışlar ve elektrik sinyallerini ölçmüşler. Ve elle yazmak insanı niye zeki yapıyor, daha zeki yapıyor nedeni de arkadaşlar şöyle açıklıyorlar. Ee, bakalım. O zaman yukarıdaydı evet. Derfer şu. Şurada, Evet. Şurada. Hmm. Evet arkadaşlar. Benim anladığıma göre şey yapıyor. Ee, mesela e, 29 tane harf var ya. Mesela şeyde basıyorsunuz. Klavyede A'ya basıyorsunuz, B'ye basıyorsunuz, C'ye basıyorsunuz. Böyle klavyede basarken beyin için fazla değişiklik olmuyor. Yani hiç zorlanmıyor. Ama mesela e, elle yazarken C'yi yazıyorsunuz, F yazıyorsunuz. Hepsi için biraz değişik şeyler yapmanız lazım. Beyin zorlanıyor, zorlandığı için daha çok böyle elektrik sinyalleri oluşuyor ve e, daha çok şey yapıyor, böyle bağlantı noktaları oluşturuyor. Daha iyi hatırlamak için falan. Bu ba bağlantı noktaları yani sizi biraz daha şey yapıyor, e, zeki yapıyor. O neydi o beyindeki o sinapsis mi diyorlar, bağlantı noktaları. Onların sayısı artıyor benim anladığım kadarıyla ve daha zeki oluyorsunuz. Yani e, ama şu bu haberde hatta şey yapmış, Norveç'teki öğrenciler hakkında bilgi de vermiş mesela. 19 tane Avrupa ülkesi arasında Norveçli öğrenciler en çok şeyi kullanıyormuş. Birinci sıradaymış. E, tablet ve akıl telefonları en çok onlar kullanıyormuş. Günde ortalama 4 saat. Son 10 yıla göre de artmış yani 2 kart artmış bu şey sayı. Burada daha güzel görebiliriz. Evet. Bu haberi şey niçin yapıyorlar arkadaşlar? Bu haberi politikacılar biraz şey yapmak için, etkilemek için yapıyorlar. Çünkü belki yeni bir kanun çıkarırlar. işte ne bileyim telefonları okullarda yasaklamak, işte tabletleri falan erişime engellemek. Bilmiyorum. Böyle şeyler belki yapabilir okulda. Çünkü eğer çocuğunuzun zeki olmasını istiyorsanız tablet ve telefondan uzak durması lazım. Ve o profesörün dediğine bakarsanız arkadaşlar diyor ki beyninizi geliştirmek için diyor olabildiğin kadar diyor gerçek hayatı yaşayın diyor ee, bir ekranın arkasında yaşamayın diyor. Evet, evet arkadaşlar bu haber bu kadar. Ee, şimdilik hoşçakalın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.